Merhaba arkadaşlar, Arduino 15. dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde timer konusunu işleyeceğiz. Konumuza başlamadan önce timerları neden kullanırız, onlar üzerine biraz duralım. Timerları eğer bir sistemin belli bir zamanda belli bir davranışı gerçekleştirmesi istiyorsak, bu gibi durumlarda timer rahatlıkla kullanabilmektedir. Yani şunu söyleyebilirim. Mesela bazı şeyler vardır. Diyelim ki sistem çalıştıktan 15 saniye sonra şu işlemi yap veya 20 saniye sonra bu işlemi yap. 20 saniye sonunda tekrar zamanlayıcıyı başa asar. Bunun gibi işlemler yapılabilir. Ama anlaşılır olarak en iyi örneği şu olabilir. Şimdi delay yapısını kullanıyoruz çoğu örnekte. İlk örneğimiz LED'i 1 saniye yakıp 1 saniye söndürme. Bunu nasıl sağlıyorduk? Bunu tabii ki gidip delay 1000 milisaniye bilgisini giderek işlemimizi gerçekleştirdik. Ama şöyle kötü bir yanı vardı delay yapısının. Delay yapısını kullandığınız zaman sizin kodunuz delay'in bulunduğu satırda kalıyor. O belirttiğiniz zaman boyunca. Yani alt taraftaki kodların işlemesine izin vermiyor. Bundan dolayı bazı kritik durumlar olabilir sistemlerde. Yani sistemin durmasını hiç istemeyebilirsiniz. Normal çalışsın ama zamanlayıcısını da arkada tutsun. İşte burada karşımıza timerlar çıkmaktadır. Timerlarla birden fazla özelliği barındırmaktadır. Ya ilk olarak şöyle söyleyebilirim mesela delay yapısını timerlarla çok basit iki kod parçasıyla sağlayabilirsiniz. Böylelikle programınızın durmasını önlemiş oluyorsunuz. Peki timerları kullanmamız için neler gerekli? İlk olarak timer, simple timer kütüphanesini indirmeniz lazım. Bu kütüphaneyi sitemizde belirttiğimiz linkten indirebilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman indirme bölümü gelecektir. Şimdi olay kurgumu biraz açıklamak istiyorum. Yine basit bir olayla işlemleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi amacım şu. LED'in 5 saniye boyunca o pozisyonunda dursun. 5 saniye sonunda 10 pozisyonuna gelsin ve 10 saniyenin ardından timer'ı o pozisyonuna getiriyorum. Yani timer'ın işlevliğini kaybetmesini sağlıyorum. Ve buradaki kullanmış olduğum butonla da timer'ı tekrar aktif hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi olay kurgumuz bu. Peki bunu kodlarla nasıl gerçekleştiriyoruz? İlk olarak kütüphanemizi kod parçasının içerisine ekliyorum. Include'la. Daha sonra timer objesi oluşturuyorum. Mesela burada ben isimli olarak zamanlayıcı belirtmişim. Siz farklı bir isimle belirtebilirsiniz. Fakat baş taraftaki ifade herkes için aynı olmak zorunda. Bu bir kalıp yani. Şimdi zamanlayıcı olarak objeyi oluşturdum. Şimdi butonum için 7 nolu pini kullanıyorum, dijital pini. LED için 8 nolu pini. LED durum değişkenini kullanıyorum. Kesimi değişkeni oluşturmak amacıyla. Onları zaten değineceğim. Bu bölümde kısacası değişkenlerin tanınması ve pinlerin belirtilmesi üzerine kurulmuştur. Peki setup'ta ne gibi işlemler gerçekleştiriyorum? İlk olarak şimdi şu fonksiyonu atıyorum. Yani birden fazla fonksiyon varsa bu fonksiyonların hangi fonksiyonlar barındığında ya bu sayfamızda anlatmış bulunmaktayız. Birden fazla fonksiyon var. Ne işe yarıyor? Açıklamayla mevcut. Biz burada sadece 4-5 tanesini kullandık. Tekrar dönersek. Şimdi zamanlayıcı bizim oluşturduğumuz obje. Nokta set interval. Bu simple timer'ın mevcut fonksiyonlarından bir tanesi. Bu iki parametreli bir yapıya sahip. İlk parametre hangi zaman periyodunda timer kesmesine gidecek. Yani belirtilen timer fonksiyonuna gidecek. Onu belirtiyor. Mesela ben burada 1000 milisaniye. Bu arada parametresi milisaniye cinsinden olmaktadır. Ve 1 saniye için 1000 değerini giriyorum. İkinci parametre ise tanımlanan kesme fonksiyonudur. Burada kullanmış olduğum fonksiyona led yak söndür fonksiyon adını verdim. Daha sonra zamanlayıcının pasif hale getirilmesi için bunun bir değişkeni atamam lazım. Bu genellikle timer ID diye de geçmektedir. Onun için bunu bir değişkene atıyorum. LED durum diye bir değişkene atalım. Şimdi ardından pin modda yine aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Butonum input, LED'im de output olduğunu belirtiyorum. Şimdi timerların işlemini gerçekleştirmesi için sizin koşturmanız lazım. Bunu da zamanlayıcı nokta run fonksiyonuyla sağlamaktasınız. Yani loop içerisinde devamlı bunu görecek yani. Zamanlayıcı nokta run'ı görecek. Şimdi if yapısının içerisine gelmeden şimdi timer kesmesi içerisinde neler yapıyoruz onu değinelim. Şimdi led yak söndür yapısını kullanıyorum. 5 saniye elde edebilmem için buraya bir sayaç koyuyorum.
Şimdi normalde gidip burayı hani 5.000 diye de yapabilirdim ya. Ben biraz daha olaya biraz daha süs katmak istedim. Şimdi her 1 saniyede fonksiyona gittiğine göre 5 saniyenin elde edildiği bilgisini sayaçla almaya çalışıyorum burada. Yani her kesime girdiği zaman sayaç değişkenini 1 arttırıyorum. 5 saniye boyunca yani program açılır açılmaz 5 saniye boyunca ledim off pozisyonunda yani sönük vaziyette duracak. Bunun için if yapılarını kullanıyorum. Bu ifadelerin oluşturulması için. 5 saniye sonunda 5 ve 10 saniye aralığında ise ledim on pozisyonunda olacak. Burada da atama işlemi gerçekleştiriyorum. Digital write led high diye. Ardından diyorum ki 10 saniye sonunda benim timer'ımı pasif hale getir. Onun için de nasıl bir yapı kullanıyorum? Zamanlayıcı nokta disable. Bakın burada hani kullanmıştım ya yukarıda değişken. Bu timer oluşturmuş olduğum timer fonksiyonu bir değişken açıklandırmıştım. Led durum diye. Geldim bunun içerisine tek parametreden oluşuyor zaten. Led durumunu pasif hale getirdim. Böylelikle pasif hale gelmiş oluyor. Ayrıca şurada sayacı sıfırlıyorum. Yeni bir çevrimi sağlamak amacıyla sıfıra çekiyorum. Çünkü eğer sıfırlamazsa 11'den itibaren gidecek ve bu sefer de hiçbir if'in içerisine girmeyecek. Böylelikle de ledlerin off ya da on pozisyona gelmesini gözlemleyemeyeceğiz. Yukarı dönelim. Ardından buraya if'e geliyorum. If yapısıyla yani buton olayına. Butonla da okuyorum eğer butona basılmışsa. Eğer basılmışsa diyorum ki sen timer'ını aktif hale getir. Peki aktif hale nasıl getiriyorum? Oluşturmuş olduğum objenin adını belirtiyorum. Nokta enable ve fonksiyon değişkenini içerisine belirtiyorum. Tek parametreli yapıya sahip yapıda. Bu şekilde görevini tamamlıyorum. Şimdi istiyorsanız derleyip gözlemleyelim. Herhangi bir sorun yok. Şuradaki zaman ifadesini dikkat etmenizi istiyorum. Yani buradan takip edebilirsiniz ne gibi davranışlar gösterdiğini. Şimdi çalıştırdım. 5 saniye boyunca off pozisyonunda olacak. 5 saniyenin sonunda on durumuna geçecek. 10 saniyede kesme pasif hale getirecek. Evet şu anda yanmış durumda. Bakın arkadaşlar şu anda hani on pozisyonunda kaldı. Timer'ımı pasif hale getirdi. Normalde ne oldu? Kod buraya geldi. Sayacı sıfırladı. Zamanlayıcı pasif hale getirdi. Şayet eğer pasif hale getirmemiş olsaydım tekrar kesmeye girecekti. Ve 0.5 saniye içerisinde ne yapacaktı? LED'i söndürecekti. Görmüş olduğunuz gibi LED hala son durumda kalmakta. Yani 10 pozisyonunda durmakta. Şimdi istiyorsanız butona basalım ve kesmemizi aktif hale getirip tekrar davranışını gözlemleyelim. Hemen aktif hale geldi kesmemiz. Oradaki if döngüsünün içerisine hemen girdi. 5 saniye boyunca off oldu. 5 ile 10 saniye arasında tekrar led on pozisyonuna geçti. Bir tane daha istiyorsanız yapalım. Bastım. Hemen timer kesmesinin içerisine girdi. Sıfıra, off durumuna geçti. Led. 5 saniye sonra tekrar on pozisyonuna geldi. Başka bir şeye değinebilir miyiz derseniz? Yani bu örneğimiz bu kadardı. Tabii siz burada çok farklı kompleks yapılarda oluşturabilirsiniz. Bu farklı farklı fonksiyonlarda kullanabilirsiniz. Burada Timer Simple kütüphanesinin sağlamış olduğu fonksiyonların açıklaması mevcut. Hatta size şöyle bir şey söyleyebilirim. Dedim ya hani işte 10 saniye boyunca timer'ım aktif olsun. 10 saniye sonunda pasif hale geçsin. Bunu şu kod parçasıyla da sağlayabilmektesiniz. Kullanmış olduğumuz fonksiyon setTimer fonksiyonu. Yine ilk parametre kesmeye gidip kaç saniyede bir gidileceğini belirtiyorum. İkinci parametre ise kesme fonksiyonu ismini belirtiyordu. Üçüncüsü ise bu kesme fonksiyonuna kaç kere gidileceği. Mesela burası biz 10 kere dememiz yeterliydi bu uygulama için. 10 kere gittikten sonra pasif hale gelecekti. Zamanlayıcı. Ya işte dediğim gibi tekrar butonu aktif hale butona basıp tekrar zamanlayıcımızı enable yapıp aktif hale getirebilirdik. Bu da küçük bir örnek olsun. Dediğim gibi burada çok fazla fonksiyon bulunmaktadır. Artık bu fonksiyonların hangisi kullanacağı uygulamamıza göre değişecektir. Size uygun olanları buradan seçebilirsiniz. Burada her fonksiyonun açıklaması da mevcut. Tekrar dönelim. Görmüşsünüz ki hala on durumunda dedim. Çünkü timer artık pasif durumda şu anda ve led en son durumda kalıyor. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.